Hayatın Ucu, Metin Celal, Everest Yayınları. İnsan çok sevdiği birini uzun bir hastalıktan sonra kaybederse hem üzülür hem de rahatlar. Sonra da hayatında bir boşluk hisseder. Çünkü giden yaşamında önemli bir yer dolduruyordur. Onun derdi senin derdin olmuştur. Gün boyu onunla uğraşırsın, iyi olsun, kendini daha iyi hissetsin diye. Sonra günün büyük bir bölümünü kaplayan o zaman dilimi boşalıverir. Gitmiştir, kendini çok yalnız, yapacak bir şeyi kalmamış hissedersin. Metin Celal hayatın ucunda birbirine yaslanmaktan başka çaresi kalmayan iki insanın hayatın zorlukları karşısında sürdürdükleri bir yazgının hikayesini anlatıyor. Şehrin ücra köşesinde yeni yeni kurulan TOKİ sitelerinden birinde ufacık bir dairede yaşananları anlatıyor. Babasını yaşadığı yerden alıp karısıyla paylaştığı bu ufacık daireye getiren Sedat, yavaş yavaş gözden kaybolur. Baba adeta bir yabancıdır evde. Geliniyle hiç hesap etmediği bir kader ortaklığında bulur kendini. Onları sonu polisiye olaylara varan zor bir yaşam beklemektedir. Zerya Serhat'ta Bir Gün, Deniz Faruk Zeren, Patika Kitap. Dayı dedi yaşlı adama, Kaşkol Dağı'na, dağın eteğindeki o köye niye varamadım ben? Ne tarafta kaldı ora diye sordu. Yaşlı adam Selim'in ekmeği dişlerinin arasına alıp koparışını izledi. Ekmeğe saygılıydı bu çocuk. Dişlerinin arasında kırmızı ipek gibi toprağı gördü, sevindi. Orada öyle bir dağ yok, öyle bir köy yok dedi. Askerler kendileri uydurup kendileri inanıyorlar olduğuna dedi. Ekmek Selim'in boğazında kaldı. Durdu, inmedi aşağıya. Biz Kaşkol Dağı'nı görüyorduk hep karşıda, dürbünle diyebildi yutkunarak. Kaşkol Dağı değil orası, gariban bir tepe ora, dedi yaşlı adam. O kadar büyük gariban tepe mi olur dayı, dedi Selim. Deniz Faruk Zeren öyküyle yol almaya, yok sayılmaya çalışılanların öykülerini yazmaya, dünyalarına sızmaya, onların hayatı yaratanlar olduğunu göstermeye, anlatmaya devam ediyor. Zerya Serhat'ta geçen bir günün hikayesi. İki gece arası geçen olayların birleşiminden oluşan çok katmanlı öykü. Bir novella. Tek öyküyle okurun karşısına çıkan yazar, hikayesinin yoğunluğuyla okuruna seslenmek istiyor. Öykü tekniği, estetiği ve dili açısından arayışlarını sürdüren Zeren, Zerya için uzun bir kısa öykü diyor. O Güzel İnsanlar, Yaşar Miraç, Ayrıntı Yayınları. Yaşar Miraç'ın yeni kitabı O Güzel İnsanlar, zamanın unutmaya, unutturmaya ayarlı acımasız sızlarına karşı yazılmış şiir portreleri bir araya getiriyor. O Güzel insanlarda bombalı suikast ve katliamlarda yitirilen devrimciler de var. Ozan'ın bizzat tanıdığı, şiirlerinden, yazdıklarından esinlendiği, aynı masada oturup söyleştiği şairler de, memleketi Trabzon'dan, yakın aile çevresinden çalışkan, kişilikleriyle çevrelerine ışık saçan, sevecen insanlar da. Her bir şiir, her bir portre, sevgiye, iyiliğe, dürüstlüğe ve erdemliliğe adanmış yaşamlara bir övgü, çağının mücadeleci tanığı olmaktan vazgeçmemiş Ozan'dan günümüze ışık düşüren umut dolu birer çağrı. 15'lerden Denizlere, Victor Jara'dan Resimi Çimene, Nazım'dan Ahmet Arif'e, her biri ne şiire ne kitaplara sığacak çok sayıda devrimci, yazar, şair ve aydın için yazılmış birer unutmama, hatırlama ve sahipleniş hikayesi. Burası Mahkeme, Canan Coşkun, İletişim Yayınları. Yaşanılan bazı şeyler, verilen bazı kararlar anlamsız, insafsız, boş ve cezalandırma gibi gelebilir. Ama yargılananların davalarda yaptıkları savunmalarıyla asıl yargılananların yargılayanlar oldukları fark edilince, öfkelenmeler, siyasal iktidarın cezalandırma gücünü hatırlatmalar hiç boşuna değildir. Yargıladıklarının gücü, yargılayanların korkulu rüyalarıdır. Cumhuriyet Gazetesi davaları, Sözcü Gazetesi davası, Ahmet ve Mehmet Altan Nazlı Ilıcak davası, Murat Aksoy Atilla Taş davası, Barış Akademisyenleri davaları, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu davaları, istinaf mahkemeleri tecrübesi. Gazeteci Canan Coşkun, 2010'ların sonlarında çok konuşulan bu önemli siyasi ceza davalarının seyrine dair bir tasvir sunuyor. Bir iddianame, hüküm incelemesinden ziyade mahkeme pratiğine dair bir tasvir. Sadece dosyayı değil, ortamı, hal ve tavırları, iklimi, ruh hallerini anlatıyor.
yargılananların, şeytanlaştırılanların duruşları ve karşı sözleriyle beraber olağanlaşmış olağanüstü yargı rejiminin nasıl işlediğini gerçekten resmini çizerek gösteren bir tanıklık.